Şimdi İslam dünyasında yer alan ülkeler çok büyük ölçüde İsrail'in Filistin'deki işgalinden rahatsız. Aşırı derecede rahatsız. Hele Türkiye çok fazla rahatsız. Fakat bugün İsrail'in Filistin'deki işgali sonlandırılamıyor. Neden? Bunun belki bir zamanı gelecektir. Belki Hakan Fidan'ın son açıklamaları bu anlamda daha Türkiye'nin pozisyonunu ortaya koyar bir pozisyon, ama bu pozisyon ilk defa ortaya konulmuyor. Yani Türkiye'nin İsrail'in Filistin'deki işgalleri karşısında Sayın Erdoğan'ın gerek Davos'taki One Minute çıkışı olsun, gerek bütün o Türkiye'nin bütün o duygusal dünyasını tam böyle yansıtacak şekilde ortaya koyduğu tepkiler olsun, bunların hepsi Türkiye yaptı. Fakat sadece Türkiye'de değil, işte Pakistan'da da, Malezya'da da, Endonezya'da da, işte Arap dünyasında da, hani Suudi Arabistan'da vesaire, bu tepkiler oluyor. Fakat bu tepkilerin 1948'den bu yana işgali bitiremediğini görüyoruz. Ve bu işgal giderek daha fazla yayıldı. Bunun birinci nedeni egemen güçlerin, Amerika gibi, Fransa gibi, İngiltere gibi, İsrail'i kayıtsız, koşulsuz, şartsız destekliyor olması. Yani bugün mesela Amerika'dan yapılan açıklamalara bakıldığında herhangi bir öz eleştiri ya da herhangi bir ara parantez cümle neredeyse kullanılmıyor ve kayıtsız şartsız bir şekilde İsrail'in desteklendiği görünüyor. Hatta işte Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken buraya bir Yahudi olarak geldim dedi. Yani daha sonra Sayın Erdoğan bu ifadenin yanlış olduğunu, bir insan olarak demesi gerektiğini söyledi. Çünkü gerçekten yanlış. Yani bir Yahudi olarak oraya siz gittiğinizde bu sefer başka bir tablo daha açılıyor. Başka bir pencere daha, başka bir rahatsızlık alanı daha ortaya çıkmış oluyor. Ama bu bilinçsiz yapılan bir şey değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.